Herkese merhaba. Yine en güzeli evde diyoruz ve nefis bir yılbaşı yemeği yapıyoruz. Tavuklu, kızılcıklı, çok çok lezzetli, böyle farklı aromaların bir araya geldiği bir yemek. Hem basit bir yemek, yani sizi yormayacak, hem de çok dengeli ve de besleyici bir yemek. Şimdi ilk önce ne yapıyorum? Tavukları mühürleyerek işe başlıyorum. Ben tavuk pirzolu kullanıyorum. İsterseniz butla yapabilirsiniz ya da tavuk göğsüyle de yapabilirsiniz. Biberiye taze olarak kullanıyorum. Yine taze kekik, tuz, karabiber. Ocağın altını açıyorum. Bir yandan orası da ısınmaya başlasın. Limon kabuğu rendesi ve limon suyu ekleyeceğim. Şimdi tavuklu tarifler yaparken hep aklınızda olsun. Tavuk ve limon birbirine çok iyi gider. Limon böyle tavuğa biraz heyecan katar. Biraz onu ferahlatır. Hem kabuğundan faydalanıyorum. Suyunu da sıkıyorum. Bu limondaki asit de tavuğun daha yumuşak pişmesine neden olacak. Biraz zeytinyağı buraya. Biraz zeytinyağı da tavaya. Şimdi tavuğu güzelce bir karıştırıyorum. Harmanlıyorum. Taze otlarla, limonla, baharatlarla ve de tavaya alıp mühürlüyorum. Tavuğun iki tarafı da güzelce renk alınca bir kenara alıyorum. Burada amacımız tavuğu tam pişirmek değil, daha pişirmeye devam edeceğiz. Öyle güzel bir kızarıklık vermek istedik. Bu arada tavanın altını da biraz kıstım. Çünkü şimdi tereyağı ekleyeceğim. Yağın yanmasını istemiyorum. O eklediğimiz baharatlar işte nefis bir lezzet veriyor. Şu an kokusundan anlayabiliyorum. Şimdi hemen tereyağını ilave ediyorum. Biraz tavanın altını açtım. Benim kullandığım ocağım boş. Flame Select diye bir özelliği var. Gazlı bir ocak olmasına rağmen ben böyle aşağı eğilip bakmadan buradan çok rahat bir şekilde kademeli olarak ateşi ayarlayabiliyorum. Bir de gördüğünüz gibi çok geniş bir ocak. Daha önce videolarımda bahsetmiştim. Yani yemek yapmak büyük bir keyif oluyor tabii böyle bir ocakla çalışınca. Şimdi tereyağı biraz biraz erimeye başladı. Yine tereyağın yanmasını istemediğim için bu esnada arpacık soğanı da ekliyorum. Havuç ekliyorum. Böyle sebzeleri tereyağında biraz soteliyorum. Havuçla soğanın rengi böyle hafif döndüğünde 4 diş sarımsak ekliyorum. Ve de ortadan ikiye kestiğim patatesleri ekliyorum. Patatesi soymadım. Ancak güzelce yıkadım. Her şeyi birlikte karıştırıyorum. Şimdi bu yemeğin en sevdiğim tarafı sebzesi, patatesi, proteini, her şey bir arada pişiyor. Yani böyle sizi yormayan bir yemek. Şimdi patateslerin üzerine tekrar tavukları ilave ediyorum. Bir de pişince inanılmaz böyle iştah açıcı, lezzetli gözüken bir yemek. Şimdi burayı biraz daha heyecanlandıralım. Kızılcık benim çok çok sevdiğim bir meyve ve kış lezzetlerine çok yakışıyor. Kızılcığı böyle kendi başına yemeye kalkarsanız biraz böyle buruktur ama yemeklerin içine koyarsanız hani nasıl böyle üzümle, korukla yemek pişer aynı etki verir. Yani inanılmaz bir lezzet veriyor. Onun lezzetini böyle biraz daha patlatmak için balzamik sirke ekliyorum ama evde yoksa çok da gerek yok. Ve de tavuğun üzerine alıyorum. Bunun sosu da harika olur, reçeli de çok güzel olur, şerbetini zaten biliyorsunuz çok güzel olur ama bu yemeğe de inanılmaz yakışıyor. Tavuk suyu ilave ediyorum. Şimdi zaten tavuk suyunu ilave eder etmez hemen kaynamaya başladı. Ne yapacağım? Bunu olduğu gibi alacağım ve de 220 derecede önce ısıttığım fırına vereceğim. Fırınım da boş, çok fazla özelliği var, videolarımda sık sık anlatıyorum. 220 derecede piştiği için böyle tavuk biraz daha kızaracak. O tavuk suyunun yarattığı buharla birlikte iyice yumuşayacak. Patatesler böyle pişecek, kızaracak. Muazzam bir lezzet ortaya çıkacak. Ne kadar güzel gözüktüğüne bakar mısınız? Fırında bir yarım saat kadar daha durdu. O sosu da iyice kıvamlandı. Şimdi tabağa alıyorum. Şu kıvamlanan sosundan biraz taze limon suyu, şöyle karabiber ve de taze biberiye yaprakları. Ve hazır. Ben yeni yıla bunu yiyerek girmek isterdim. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Çok güzel bir sene olsun. Herkese böyle başarı dolu, sağlık dolu, mutluluk dolu bir yeni yıl diliyorum. Nice senelere görüşürüz.